Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ve ufavuz emri ilallah, innallâhe basîrun bil ibâd. Evet, değerli dostlarım, hepinizi selamlıyorum. Haziran'ı hasreten selamlıyorum. Gayb-ı da hasreten selamlıyorum. Yeni bir Hazreti Pir okumaları dersinde daha beraberiz. Bugün Çağlayan Dergisi baş yazısını beraber mütalaa edeceğiz inşallahu teala. Yani bir çağ ve nesil okuması yapacağız. Çağlayan Dergisi yazıyı ikiye bölüp yayınladı. Kasım ve Aralık yazıları olarak yayınlayacak. Aralık'ta tamamlanacak yazı. Biz sizinle değerli dostlarım, hani zaman el verirse bir yekpare mütalaa edelim arzu ediyorum makalemizi. Allah ve hadiseler karşısında peygamberane duruş bugünkü makalemizin adı. Göreceksiniz. Böyle hani bütünlüklü olarak ele almanın bir bereketi, faydası olacak diye ümit ediyorum. İki bölümünü, 2 aylık bölümünü tek derste mütalaa edelim arzu ediyorum. O yüzden başka makalelere yolculuk etme noktasında biraz daha geri duracağız. Bu makaleyi tamamlamaya çalışacağız. Bu makale bizim Çağ ve Nesil serimizin içerisinde dizinin ikinci kitabı olarak Ruhumuzun Heykelini Dikerken dizisinin ikinci kitabı olarak Kendi Dünyamıza Doğru kitabının içerisinde yayınlanmış. Bu kitabın içerisine girmiş. Yeni Ümit dergisinde ilk defa yayınlanmış makale. Biliyorsunuz Hoca Efendi Yeni Ümit dergisinin ki İlahiyat alanının dini ilimlerin makalelerini yayınlayan bir dergimizdi bizim Yeni Ümit Dergisi. Yeni Ümit Dergisi'nin başyazısı olarak 1970 yılında yazmış, yayınlamış. Bir dakika, tarihi düzeltiyorum. Değerli dostlarım, Ekim 2000 tarihinde yayınlamış Hoca Efendi makaleyi. Sonra zikrettiğim gibi Kendi Dünyamıza Doğru kitabının içerisinde yerini bulmuş makalemiz. Ben özellikle hani koordinatlarını bildirim adına tarih, kitap belirtmeye çalışıyorum ama bu makalelerin unutmayalım ki gelecek nesillere yazılmış makaleler olduğunu hatırdan çıkarmamak lazım. Bu makaleleri biz de okuyoruz. Ama bizden sonraki nesiller de okuyacaklar ve bizim anladığımızdan daha çok şey anlayacaklar diye ümit ediyorum onlardan. Zamana adanmış makaleler bunlar. Makalelerin içerisinde de göreceksiniz Hoca Efendi Kur'ani bir izlek takip edecek. Aynı zamanda bugün yapacağımız yolculuk peygamber kıssalarında bir yolculuk olacak. Çok güzel, muhteşem bir makale bu makale. Cenab-ı Hak böyle duya duya, duya duya, doya doya demeyeceğim, doyamıyor insan ama duya duya, kana kana diyelim, itkan olsun kalplerimizde, yüreklerimize inşirah sala sala okuyabilmeyi nasip etsin, öyle bereketli bir ders olsun, feyiz versin ruhlarımıza makale. Ve aslında şunu da göreceksiniz makalede, bu yönü de beni çok etkiliyor bu makalenin. Hoca Efendi burada kalbin zümrüt tepelerinde tevekkül ve teslim makalesinde anlattığı meseleleri burada bizim çağımıza uyarlayarak özne olarak bizi, yani hizmet insanını, Allah bizi onlardan eylesin, hizmet şahsı manevisine adanmış ruhları özne kabul edip onların üzerinde, onların manasında tevekkül ve teslim nedir bunu anlatacak. Şöyle bir güzelliği de var bu bahsin. Biz en son sizinle biliyorsunuz Mesnevi Nuriye derslerinde nokta istinat dersi yaptık. Yani Allah'a dayanma dersi yaptık. Nasıl Allah'a dayanıyoruz? Ve Allah'a hakkıyla dayanmayı başardığımızda nasıl kainata meydan okuyabiliyoruz? Tevekkül de biliyorsunuz Allah'a dayanma manasında. Dolayısıyla bu üstadın
bize remizlerde açtığı kapının bir süreyi, oradan yolumuza devam edeceğiz. Böylece hani üstadla hoca efendi arasında bu gidiş gelişlerimizi, bu beslenişlerimizi de devam ettirecek bir yolculuk olacak bu bizim için. Zikrettiğim gibi şunu görmenizi istiyorum, bu bana çok etkileyici geliyor. Kalbin zümrüt tepeleri biliyorsunuz bir mana yolculuğudur, bir tasavvufi yolculuktur. Hakka doğru bir yolculuktur kalbin zümrüt tepeleri ve o kavramlarla ilerleyen bir yolculuktur. Orada kavram olarak bize öğrettiği şeyi Hoca Efendi'nin tasavvuf tarihi boyunca o kavrama yüklenilen manalar, kalbin zümrüt tepelerinde tevekkül ve teslimin ifade ettiği derinlik, onu bize anlatıyor Hoca Efendi. Bu makalede de zikrettiğim gibi aynı manayı Kur'an izleyi üzerinden, yani Kur'an kıssaları üzerinden düzeltiyorum, Kur'an kıssaları üzerinden takip edeceğiz. Yani bol bol meal okuyacağız. Peygamber kıssaları arasında dolaşacağız. Onlara bir Hazreti Nuh'a gideceğiz. Onun çeşmesinden süt içeceğiz. Bir Hazreti Musa'ya gideceğiz. Onun asasına dayanacağız inşallahü teala. Ve bu yolculuk bizi aynı zamanda, yani peygamber kıssaları üzerinden yaptığımız bu yolculuk, Kur'an ezeli bir kelam olduğu için kendi hikayemize bağlayacak. Kendi çağımıza, kendi hikayemize, kendi çektiğimiz sıkıntıya, kendi içinden geçtiğimiz bu ifritten zamana bağlayacak. Dolayısıyla da biz bu hikayeyi okurken, biz bu yolculuğu yaparken aynı zamanda kendi manamızı da onun içerisinde bulacağız. Hem bireysel olarak bulacağız, hem şahsı manevi olarak bulacağız. Değerli dostlarım, çok çok katmanlı bir okuma yapıyor Hoca Efendi bu makalenin içerisinde. Çünkü makalenin ismine dikkat edin, Allah ve hadiseler karşısında peygamberhane duruş. Allah ve hadiseler karşısında peygamberhane duruş ifadesi çok geniş bir manayı tanımlıyor. Biz de bu mananın içinden geçeceğiz. Allah geçenlerden eylesin inşallahü teala. Evet, değerli dostlarım, bu girizgahtan sonra zaman kaybetmeden makaleye başlayalım. Şimdi Hoca Efendi önce özneyi tanımlıyor. Yani biz tevekkül ve teslimi kim bağlamında konuşacağız? Kimin teslimini, kimin tevekkülünü konuşacağız? Kendini Hakk'a adayıp Allah'a dayanan insan. Şimdi, öznemiz bu. Bunun üzerinden yolculuğumuz. Kendini Hakk'a adayıp adanmışlar diyor ya Hoca Efendi. Biz adanmışlar derken neyi kastediyoruz? Hizmet-i İmaniye ve Kur'aniye'nin adanmışlarını kastediyoruz. Adanmışlar derken Allah yolunun yolcularını, üstadın dediği gibi Hizmet-i İmaniye ve Kur'aniye'nin neferlerini, sadıklarını, ümmeti Muhammed'i sahile selamete çıkaracak olan o sefinenin hizmetkarlarını kastediyoruz. Öznemiz bu, yolculuğumuzu bunun üzerinden yapacağız. Kendini Hakk'a adayıp da Allah'a dayanan insan. Burada adanmışlar ve Allah'a dayanan insan. Buradaki dayanmayı da nokta istinad olarak en son dersimizde tanımlamıştık, hatırlayacaksınız. Dayanmak, istinad etmek. Ne yapar? Hani onun özelliği nedir? Kimdir o özne? Yürür vazife ve sorumlulukları istikametinde dönüp arkasına bakmadan. Şimdi ilk cümlemiz bu, bakın, yürür. Yani sürekli bir faaliyet. Biliyorsunuz aksiyon hizmetin en temel esası, iştiyak, şevk, bunu karşılayan düsturumuz sürekli faal olmak. Düşünce ve aksiyon. Düşünce ve aksiyon, ama düşünce de bizim için enfusi bir aksiyon. Dolayısıyla her an bir faaliyet hali içerisinde olmak, ama bu faaliyetlerin de sorumluluklarımız, vazifelerimizin istikametinde olması. Çünkü biz Hizmet-i İmaniye ve Kur'aniye şahsı manevisi içerisinde bir takım vazifeler ve sorumluluklar üstleniyoruz. Yürür ve arkasına bakmadan yürür. Bu metaforu bir kere daha hatırlatmak istiyorum size. Yüzümüz güneşe dönük olduğunda gölgemizi arkamıza alıyoruz. Hoca Efendi gölgemizi önümüze almama konusunda bizi hep uyarıyor. Yani güneşe sırtımızı döndüğümüz anda gölgemiz önümüze düşmeye başlıyor.
Gölgemizi arkaya açmak bizim için önemli olan yüzümüzü hep güneşe çevirip ona doğru doğru yürüyebilmek ve dönüp arkasına bakmadan, bu arkaya bakmadan ne anlama geliyor? Kaderi tenkit etmeden anlamına geliyor. Bu manayı metnin içerisinde bulacaksınız. Bilir o nasıl bir kuvvete dayandığını. Şimdi ne diyordu Bediüzzaman Hazretleri bize? Bir insan istinad ettiği mesnedin gücüne göre güç kazanır diyordu. Hatırlayacaksınız. Yani neye istinad ediyorsanız onun gücü kadar siz de güçlü oluyorsunuz. Biz neye dayandığımızı, nasıl bir kuvvete dayandığımızı biliyoruz. Çünkü Rabbimizin nihayetsiz kudretini biliyoruz. Ve kimin hesabına hareket ediyoruz? Allah hesabına. Bediüzzaman Hazretleri birinci sözde Allah namına olarak çeviriyordu biliyorsunuz Bismillah kelimesini. Öyle meallendiriyordu Allah namına. Halife-i Ruh-i Zemin insan, hizmet-i imani ve Kur'aniye'de vazife alan bir insan Allah namına, Allah hesabına hareket ediyordur. Dolayısıyla o hangi kuvvete dayandığını ve kimin hesabına hareket ettiğini bilir. Bakın ayakları yere ne kadar çok sağlam basıyor bu teslimiyet insanının. Adanmışım ve Allah'a dayanmışım. İki temel hususiyetle özneyi tanımladı Hoca Efendi. Hakk'a adanmış ve Allah'a dayanmış. Dolayısıyla Hakk'a adanmış ve Allah'a dayanmış olduğu için o nasıl bir kuvvete dayandığının, kimin hesabına hareket ettiğinin gayet farkında. Ve bu itibarla da o hiç mi hiç fikri hissi dağınıklığa düşmez. Dağınıklık, Hoca Efendi bizi bu konuda çok uyarıyor biliyorsunuz. Dağınıklığa düşmek, fiil bu. O düşünce itibarıyla da dağınıklığa düşmez, hisleri itibarıyla da dağınıklığa düşmez. Ne zaman dağınıklığa düşmez? Kimin hesabına hareket ettiğini ve kime dayandığını bildiği sürece. Ve teşebbüs ve tereddüt yaşamaz. Teşebbüs, karışıklık, zihinsel karışıklık, duygusal karışıklık. Tereddüt de ne yaptığını bilememe hali biliyorsunuz. Attığımız adımı nereye attığımızı bilememe hali. Yine bir muhalefet yaşıyorum farkındasınız zannediyorum üflemeciler geldiler. Kusura bakmayın ne olur ümit ederim sizi fazla rahatsız etmez. Ümit ederim çabuk biter. Evet, bir teşebbüs yaşamayalım biz de. Tam teşebbüs dedik bir teşebbüs hali içerisine düştük. Bir karışıklık yaşamayalım. O teşebbüs yaşamaz, tereddüt de yaşamaz. Ve mükellefiyetlerini derin bir şuur ve hassasiyetle yerine getirir. Hizmeti imani ve Kur'aniye ilişkin mükellefiyetlerini o derin bir şuur içerisinde, hani bilinçsizce yapılan eylemler gibi değil, derin bir şuur içerisinde ve hassasiyetle, hani özene bezene diyoruz ya hassasiyeti karşılamak için. Üzerine titremek diyoruz ya, üzerine titreyerek, özene bezene, hassasiyetle mükellefiyetlerini yerine getirir. Sonra da ciddi bir iç huzuruyla neticeyi Allah'tan beklemeye koyulur. Bakın fark ettiğini zannediyorum Hoca Efendi bir tevekkül tanımı yaptı. Yani biz tevekkülü üzerimize düşen vazifeyi yerine getirip de neticeyi Allah'tan beklemek olarak tanımlıyoruz ya. Şimdi bu çok ezber, çok genel geçer bir tanım. Hoca Efendi bu tanımı bir hizmet insanı, bir adanmış üzerinden bize tafsil etti. Açtı, detaylandırdı. Cümleyi okuyayım bakın tam bir tevekkül tanımı yapıyor Hoca Efendi. Şöyle tanım. Kendini hakka adayıp Allah'a dayanan insan yürür vazife ve sorumlulukları istikametinde dönüp arkasına bakmadan. Bilir nasıl bir kuvvete dayandığını ve kimin hesabına hareket ettiğini, emindir hedefinden, yürüdüğü yolun doğruluğundan ve yol boyu bir lahza olsun yalnız bırakılmadığından, bırakılmayacağından. Emniyete bakar mısınız? Neden eminsiniz? Zannediyorum buna vicdanınız tasdik mührünü vuruyordur. Emindir yürüdüğü yoldan.
Bir insan adanmışsa, Allah'a dayanmışsa ve onun dinine hizmet ediyorsa, yürüdüğü yoldan emindir ve yol boyu bir lahza olsun yalnız bırakılmayacağından da emindir. Hapse de düşse, efendim, nezarethaneye de atılsa, işkence de görse, bir lahza yalnız bırakılmayacağından emindir ve bu itibarla da o hiç mi hiç fikri bir dağınıklığa düşmez, teşebbüs ve tereddüt yaşamaz, mükellefiyetlerini derin bir şuur ve hassasiyetleri yerine getirmeye bakar, sonra da ciddi bir huzurla meseleyi Allah'a havale eder, sonra da ciddi bir iç huzuruyla neticeyi Allah'tan beklemeye koyulur. Ve şen-i rububiyetin gereklerine karışmamaya da fevkalade özen gösterir. Bu şen-i rububiyetin gereklerine karışmama meselesi, Allah ne yaratırsa yaratsın ona razı olma meselesi. Yani biz gayret sarf ettik de böyle oldu. Biz gayret sarf ettik de bize göre, yani dünyevi ölçüler içerisinde başarılı olamadık. Biz seferden sorumluyuz, zaferden sorumlu değiliz deyip her zaman dediğimiz gibi şen-i rububiyetin takdirine karışmama ve fevkalade buna özen gösterme. Yani birileri kendi eylemlerini daima netice üzerine bina edebilirler. Bu kadar emek sarf ettik, mahsul alalım diye düşünebilirler. Ama öyle değil bakın. Tevekkül neyi gerektiriyor? Mevla görelim neyler, neylerse güzel iyiler demeyi gerektiriyor. Dolayısıyla da şan-ı rububiyete karışmama, özen gösterme bunun için ve faaliyetlerini de sadece ve sadece hak hoşnutluğuna bağlama. Ne kadar kapsamlı, ne kadar tatlı, ne kadar güzel bir tevekkül tanımı çıktı farkındaysanız ortaya. Ve bu hizmet insanının sahiplenmesi gereken, kalbinin üzerine giymesi gereken bir tevekkül tanımı. Ve devam ediyor Hoca Efendi, onun rızasını olmazsa olmaz bir esas kabul ederek elinden geldiğince bunun dışındaki bütün değerlere karşı kapanır. Şimdi aslında hani bu bir tevekkül yolculuğu, bu tanım bir tevekkül tanımı, bu derste Allah'a dayanma dersi, bir noktayı istinat bulma dersi. Fakat unutmayalım ki bir tevekkül yolculuğu aynı zamanda bir seyri sülüktür. Yani Hakk'a yolculuktur. Dolayısıyla bütün kavramları da, bütün o kalbin zümrüt tepelerindeki kavramları da kendi etrafına çağırır, kendi içinde toplar. Ve bakın burada onun rızasını, yani Cenab-ı Hakk'ın rızasını olmazsa olmaz bir esas kabul etmek ve elimizden geldiğince de bunun dışındaki bütün değerlere kapalı yaşamak. Ne yapıyoruz? Bakın burada kendi irademizi Allah'ın iradesinde fani kılıyoruz. İrade, mürit, murat makalesini hatırlayın. Kendi irademizi Allah'ın iradesinde fani kılıyoruz. Buna cem'i irade de deniliyordu tasavvufta. Ve ne yapıyoruz? O olmazsa olmaz. Onun rızası olmazsa olmaz. Ve elimizden geldiğince de bunun dışındaki değerlere kapanıyoruz. Bunun dışındaki değerlere kapandığımızda işte biz, buna da tasavvufta tebettül deniliyor, betülleşiyoruz, saflaşıyoruz. Yani kendi üzerimizdeki bir altının saflaşırken üzerindeki curufatı, kiripası, ona bulaşmış olan madenleri temizlediğimiz gibi kendi mahiyetimizden de Allah'ın rızasının dışındaki her şeyi temizliyoruz. İhlas diyoruz buna da biliyorsunuz. Buna tebettül yolculuğu da diyoruz. Bütün değerlere kapanır ve sürekli nefsinin isteklerinden uzak durmaya çalışır. Çünkü nefsimizin istekleri biliyorsunuz muhalefet istekleri. Nefsimizin istekleri dünyevi istekler. Efendim cismaniyete ait istekler, faniyata ait, zailata ait istekler. Oysa biz bekaya talip olduğumuz için, kalbin ve ruhun dereceye hayatına talip olduğumuz için nefsin isteklerinden uzak durmaya çalışır. Bir gün gidip yollar bütünüyle sarpa sarınca. Şimdi böyle yürüyen bir insan,
yolları sarpa sarmaz mı? İnsan bazen böyle safiyane hak yolunda yürüdüğümüz için hep başarılar, hep mükafatlar, hep ödüllerle karşılaşacağımızı zannediyoruz. Oysa unutmayalım ki burası bir darül imtihan. Burası darül ücret değil, darül imtihandır diyor Bediüzzaman Hazretleri. Yollarımız sarpa sarabilir ve ufuklarımız kararıp her yanda telaş, endişe ve uğultular duyulabilir. Şimdi Hoca Efendi bunu biliyorsunuz hani biz böyle bir süreç yaşamadan evvel yazdı ama tarihi tekerrürler devri daimi içerisinde nice musibet, nice bela sarmallarından geçilmiş olarak yazdı biliyorsunuz. Kur'an izleyi biraz sonra bunun aslında yolun kaderi olduğunu ortaya koyacak. Yani hak yolunda yürüyenlerin bu sarmaldan geçtiğini, ufukların zaman zaman karardığını, her yanda telaş ve endişe uğultuları duyulabildiğini gösterecek bize Kur'an kıssaları. Ne yürüdüğü yola kahreder bunları duyunca, ne panikler ne de geriye döner. Şimdi bunlar oluyor biliyorsunuz, yürüdüğü yola kahredenler oluyor. Keşke bu yolda yürümeseydim diye. Geriye dönenler oluyor. Niye bunlar başımıza geldi diye kaderi sorgulayanlar oluyor. Ya da panikleyenler oluyor. Ne yapacağız şimdi paniği yaşayanlar oluyor. Ama Hakk'a dayananlar ve gücünü Allah'tan alanlar ve adanmışlar. İşte onlar paniklemezler, geriye dönmezler, kahretmezler yürüdükleri yollara ve Hakk'a dayanır, sarılır, hikmete ram olurlar. Burada Hoca Efendi tırnak içerisine almış zaten Akif'in bir mısrağını bize tekrar ediyor. Akif diyor ki Hakk'a dayan, saye yani gayretine sarıl. Sebeplere müracaat etmek gerekiyor ya tevekkül edebilmek için. Saye, gayretine, azmine sarıl, hikmete ram ol. Bakın burada da bir tevekkül tanımı var. Allah'a dayan, sebeplere riayet et ve hikmetlere açıl. Eşyanın hikmetlerine, varlığın hikmetlerine açıl. Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol diyor Mehmet Akif. Hoca Efendi de diyor ki o Hakk'a dayanır, saye sarılır, hikmete ram olur ve Hazreti Nuh gibi der. Şimdi buradan itibaren dediğim gibi çok yoğun meal okumaları, Kur'an kıssaları içerisinde yolculuk edeceğiz. Hazreti Nuh şöyle söylüyor. Ya Rab yenik düştüm. Ne böyle insanın ciğerini yakan, ne yüreğini burkan, ne ruhunu ezen bir sesleniştir. Ya Rabbi yenik düştüm, mağlup oldum. Nusretinle beni teyit et. Bu Kamer suresi 10. ayet Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın Allah'a duası. Ya Rabbi yenik düştüm, mağlup oldum. Nusretinle beni teyit et der ve bütün samimiyetiyle onun hıfzına, onun riayetine sığınır. Cenab-ı Hakk'ın bizi muhafaza etmesine, koruyup gözetmesine, riayet, bakın çok güzel bir kelimedir riayet kelimesi. Allah'ın bizi koruyup gözetmesine riayet diyoruz. O Allah'ın hıfzına, Allah'ın riayetine sığınır. Hazreti Nuh Aleyhisselam gibi onun lütfedeceği çıkış anını, çıkış noktasını beklemeye koyulur. Üstadın bize o öğrettiği gibi Risale-i Nur'larda 8. sözü hatırlayabilirsiniz. Kuyunun dibinden çıkış noktası gösteriyordu ya Bediüzzaman Hazretleri. Ya da 1. lemada üstad balığın karnından çıkış noktası gösteriyordu. Ya da 2. lemada hastalığın içinden çıkış noktası gösteriyordu ya manevi hastalıklarımızın içinden çıkış noktası. O hep hani ben ya Rabbi mağlup oldum, beni nusretinle teyit et. Teyit et beni nusretinle duası yaptığımızda biliriz ki Cenab-ı Hak bizi selamete çıkarır, sahili selamete çıkarır ve bir çıkış noktası beklemeye koyuluruz. Allah'ın hıfzına ve riayetine iltica ederiz, sığınırız. Ne güzel bir şeydir insanın sığınacak merciini bulması. Ne güzel bir şeydir. Yani belanın hani Hazreti Mevlana diyor ya,
Bela vereni bulmaktır aslında insanın çıkış noktası, çaresi. Belanın kimden geldiğini bilmektir. Onu bulduğunda insan kime iltica edeceğini de biliyor. Allah'ın hıfzına ve riayetine sığınıp beklemeye koyuluyor ve lütufları beklemeye koyuluyor. Bu tam manasıyla aslında Alvar İmamı'nın söylediği gibi kudreti temaşa etmek. Bu kudreti temaşa. Bakın öznesizsiniz ve Cenab-ı Hakk'ın sizin üzerinizdeki tasarrufatı temaşa ediyorsunuz. Beklemeye koyuluyorsunuz. Bakın bir çıkış noktası Cenab-ı Hakk'ın göstermesini. Dolayısıyla Allah'ın hıfsına, riayetine şahitlik ediyorsunuz. O yüzden bastığınız her adımda yolunuzdan emin oluyorsunuz. O yüzden yolunuzun hak mı, batıl mı olduğu konusunda hiçbir tereddütü yaşamıyorsunuz. Çünkü her adımda inayet ve riayetle teyit ediliyorsunuz. Evet, hak yolunda bulunmak, herkese hakkı anlatıp hakkı duyurmak ve yoldakilere yol adabıyla alakalı rehberlikte bulunmak bir ibadet olduğu gibi her şeyi Allah'tan beklemek, beklenmesi gereken hususlarda zamanın çıldırtıcılığına karşı dişini sıkıp sabretmek de bir ibadettir. Şimdi ibadet bakın sabretmek bir ibadet. Dişini sıkıp sabretmek bir ibadet ve zamanın çıldırtıcılığına karşı sabretmek bir ibadet. Hoca Efendi, üstadın hani sabır çeşitleri var ya, ibadette sabır göstermek, bela ve musibetlere karşı sabır göstermek, günaha girmeme konusunda sabır göstermek. Bakın Hoca Efendi bir sabır çeşidi daha ekliyor ona. Zamanın çıldırtıcılığına karşı sabır diyor Hoca Efendi buna. Zamanın çıldırtıcılığına karşı dişini sıkıp sabretmek ibadettir diyor Hoca Efendi bize. Şimdi hak yolunda bulunmak bir ibadet. Allah'ın dinine hizmet etmek, hakkı anlatmak, emri bil maruf nehyanil münker yapmak, hakka tercüman olmak, zulüm karşısında ses çıkarmak, hakkı duyurmak, özellikle de yoldakilere yol adabıyla alakalı rehberlikte bulunmak. Öğrencilerle ilgilenmek, talebe rehberliği yapmak, efendim sohbet ablalığı yapmak, istişare meclisinde bulunmak. Bütün bunların hepsi birer ibadet. Hak yolunda bulunmak ibadet. Ve yoldakilere yol adabıyla alakalı rehberlikte bulunmak diyor buna Hoca Efendi. Bunların hepsi ibadet. Ve her şeyi Allah'tan beklemek de ama bununla beraber ibadet. Bununla beraber dayanılması gereken hususlarda dişimizi sıkıp dayanmak bir ibadet. Beklenmesi gereken konularda beklemek ve zamanın çıldırtıcılığına rağmen beklemek bir ibadet ve dişimizi sıkıp sabretmek ibadet. İnsan bazen daha ilk hamle, ilk hareket ve ilk şahlanışta hemen tevfike mazhar olabiliyor. Öyle oluyor değil mi? Böyle ilk şahlanıyorsunuz. Özellikle de böyle hizmete ilk girdiği dönemlerde Cenab-ı Hakk'ın hususi bir inayeti oluyor. Teşvik kamçısı diyor ona buna Hoca Efendi ya da şekerlemeler de diyebilirsiniz. Hani yola revan etsinler, kuvve-i maneviyeleri ziyadeleşsin diye Cenab-ı Hak yola ilk girenler genellikle şahlanırlar. İlk hamlede, ilk harekette hemen tevfike mazhar olurlar. Hemen inayeti ilahi onlara yar olur. Ama bazen de bir ömür boyu küheylan gibi insan koşar durur, koşar durur da görünürde hiçbir şey elde edemez. Görünürde hiçbir şey yoktur. Bir ömür boyu oysa koşmuş durmuştur bir küheylan gibi üstelik. Ne var ki o sonuçta sabrıyla, ikdamıyla yani didinircesine çalışmasıyla ve niyetiyle kurtulur. Bakın o hani bir şey elde edememiş olabilir. Netice bize hani bir neticesizmiş gibi görünebilir amel. Ama o küheylan gibi bakın vazgeçmeden, yorulmadan, yol yorgunluğuna düşmeden, amelini neticeye bağlamadan gene küheylan gibi koşar. Ne var ki sonuçta o sabrıyla, ikdamıyla ve niyetiyle kurtulur. Bu noktada değerli dostlar, bir
Hoca Efendi'den bir metin okumadan geçemeyeceğim. Belki daha önce de okumuşuzdur ama bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Bu başarı başarısızlık kavramları bizim hayatımızda çok önemli bir yerde duruyor ya. Hoca Efendi diyor ki, şunu hatırlatmak istiyorum diyor Hoca Efendi. Ben de bunu hatırlatıp öyle yoluma devam etmek istiyorum. Her şey dünya demek değildir diyor. Bunu unutmamak lazım. Yenik olsanız ne olur? Ömrünüz zindanda geçse ne olur? Hiç başarılı olmazsanız ne olur? Bunu soruyor bak. Hiç başarılı olmazsanız ne olur? Sonra şöyle devam ediyor. Hazreti Zekeriya aleyhisselam başarılı mı olmuştu diye soruyor. Bakın Hazreti Zekeriya Kur'an'da adı geçen peygamberlerden bir tanesi. Ve Hazreti Zekeriya aleyhisselam kavmi tarafından şehit ediliyor biliyorsunuz. Üstelik testereyle doğranarak şehit ediliyor. Hazreti Zekeriya aleyhisselam başarılı mı olmuştu? Hazreti Yahya aleyhisselam Hazreti Zekeriya'nın oğlu, onun da başını gövdesinden ayırarak şehit ediyorlar. Başarılı mı olmuştu Hazreti Yahya? Meseleyi diyor Hoca Efendi sadece dünyevi başarı ve muvaffakiyete bağlamak doğru değildir. Yani başarı kavramını bizim zihnimizde yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Dünyevi başarıya, dünyevi neticeye, muvaffakiyete bağlamak doğru değil. O Allah'ın bileceği bir husustur. Biz bu bir imtihan dünyasındayız. Burada seni Cenab-ı Hak ezer, öbür tarafta cennetine koyar. Ölçü şu kısacık dünya hayatındaki üstünlük değildir. Ölçü şu kısacık dünya hayatındaki başarı değildir, rahat değildir. Hele hele rahat bir hayat hiç değildir. Burayı tarla gibi kullanırsınız, değerlendirirsiniz, ahirette de cennet meyveleri derersiniz diyor Hoca Efendi. İşte değerli dostlar, ölçü burası olmadığı için o ne yapar? Amelini neticeye bina etmez, bir ömür boyu küheylan gibi koşar durur da görünürde bir şey elde edememiş olabilir. Ne var ki sonuçta sabrıyla kazanır, ikdamıyla kazanır ve niyetiyle de kurtulur. Bazen dünyevi hadiseler ve dünyalılar yol vermezler insana. Bakın burada dünyalılar bize yol vermiyor. Biz kimiz? Biz kimiz? Biz dünyalı değiliz, cennet ehliyiz. Ukbalılar diyelim kendimize burada, uhreviler diyelim kendimize burada. Bazen dünyevi hadiseler bize yol vermez. Biz hani dünyayı kimiz biz? Dünyayı cennet nevun bir yer haline getirmeye çalışıyoruz, öyle değil mi? Dünyada herkesin, nebatatın da hayvanatın da ve bütün beşeriyetin de Allah'ın onlara tanıdıkları var olma hakkını, hayatlarını idame etme hakkını, insana insan olma şerefini duyurabilecek bir dünya inşa etmeye çalışıyoruz. Oyuz biz. Biz hani cennet numun bir dünya olsun istiyoruz. Dolayısıyla dünyevi hadiseler ve dünyalılar yolumuzu kesebiliyor. Nasıl yolumuzu kesebiliyor? Yolun kaderi dedim ya, Kur'an kıssalarına o noktada bağlanıyor. Peygamberlerin yolunun nasıl kesildiğine bakacağız burada. Bizim yolumuz da aynı surette kesiliyor. Yani siz hayrı çoğaltmak, iyiliği çoğaltmak istediğinizde kötüler bundan rahatsız oluyor. Siz menfaatin yerine fazileti bina etmek istediğinizde menfaatlerinin kölesi olmuş insanlar fazilete savaş açıyorlar. Siz egoizmin yerine diğerkamlığı inşa etmek istediğinizde egoistler size, benlikleri için yaşayanlar size savaş açıyorlar. Siz değerli dostlarım tesanüdü, dayanışmayı bina etmek istediğinizde, bir medeniyet inşa etmek istediğinizde ve bunu tesanüt üzerine inşa etmeye çalıştığınızda birileri o tesanüdü, o birliği, o beraberliği, o kardeşliği dinamitlemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla dünyevi hadiseler ve dünyalılar size yol vermiyorlar. Bazen de başa gelenler altından kalkamayacak şekilde çetin cereyan ediyor. Yani bazen de gerçekten çok, yani içinden geçtiğimiz süreçte olduğu gibi çok çetin hadiseler oluyor. Altından kalkamayacak hadiseler cereyan ediyor. Eder de yıllar hep Muharrem gibi gelir geçer. Yollar da hep Kerbela'ya takılır. Bu da yine Akif'in şiirini hatırlayalım. Yıllar var ki ya Muhammed, aylar bize
hep Muharrem oldu diyor sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bize de yıllardır böyle, aylar hep Kerbela, yollarda aylar hep Muharrem, yollarda hep Kerbela'ya çıkıyor. Her gün Aşura, her yer Kerbela. Yeryüzüne bakın, yani sadece kendi ülkeniz üzerinden düşünmeyin. Yeryüzüne bakın, göreceksiniz o Kerbela'yı. Göreceksiniz efendim farklı farklı ülkelere, o ülkelerin sınırlarında bekleyen mültecilere, savaş atmosferi içerisinde yanan çocuklara, kadınlara baktığınızda Kerbela'yı da göreceksiniz, ayların Muharrem olduğunu da göreceksiniz. Ne var ki Hak'tan fermanlı gönüller görüp duydukları bu şeyler karşısında ne sarsılırlar ne sendelerler. Kim sendelemiyor? Kim sendelemiyor? Hak'tan fermanlı gönüller. Onların fermanı adanmışlığın fermanı. Onlar görüp duydukları bu şeyler karşısında ne sarsılırlar, ne sendelerler, ne de tereddüte düşerler. Her hadiseyi müteal iradenin bir muamelesi olarak görürler. Yani bu zulümlerin içerisinde zalimlerin hayhuyunu görürler. Onu ortadan kaldırmak için canhıraş mücadele verirler. Ama bütün bu hadiselerin içerisinde müteal bir iradeyi de görürler. Müteal aşkın anlamına geliyor biliyorsunuz. Cenab-ı Hakk'ın iradesini de görürler ve başa gelenleri imtihan sayar, imtihanları tevekkül ve teslimiyetle göğüslerler ve yollarını kesen töre bilmezlere insanlık dersi verirler. Yollarını kesen töre bilmezlere insanlık dersi verir, her hareket ve davranışlarını ötelerden gelen emirlere uyma inceliğinde değerlendirirler. Ne yapacağız? Yani zulümle mücadele ederken bile biliyorsunuz kendi karakterimizin gereğini sergileyeceğiz. Dolayısıyla da ötelerden gelen emirlere uyma inceliğiyle mücadele edeceğiz kendi zamanımızla. Kendi zamanımızın, şu ifritten zamanın yol kesicileriyle, dünyalılarla ve dünyevi hadiselerle. Bir gözü kendi tavırlarında, diğeri de müteal kapının aralığında yürürler. Bakın, Allah boşuna insana iki göz vermemiş. Bir gözümüz kendi amellerimizde, tavırlarımızda, davranışlarımızda onları inceltme çabası içerisinde. Davranışlarımızı, kelimelerimizi inceltme çabası içerisinde. Ama bir gözümüz de kapı aralığında. Cenab-ı Hakk'ın rızasının kapısındayız, dergahının kapısındayız. Kapının, o müteal kapının aralığında bir gözümüzde, o aşkınlık noktasında bir gözümüzde ve yürür himmetini dağıtmadan. Bakın, oldu olacak, kim yaptı, kim dedi diye uğraşmadan, ne oldu, ne bitti diye kadere taş atmadan, himmetini dağıtmadan yücelerden yüce hedefine doğru yürür. Hak rızası olan o hedefe canlarımız kurban olsun diyor Hoca Efendi. Hak rızası olan o hedefe canlarımız kurban olsun ve hayallerini bile her zaman pak tutar ayar düşüncelerinden. Şimdi bakın, hayallerini bile pak tutmak, bu kimlerin harcı? Yani bu avamın harcı olamaz. Bu ebrarın, biliyorsunuz, ebrarın, yani kendini iyiliğe kilitlemiş olanların vasfıdır. Ebrar kelimesi Kur'an-ı Kerim'de çokça tekrar edilen bir kelimesinden, yani iyilik kelimesinden türüyor. Birru takva diye Kur'an'da geçiyor ya, bir kelimesinden türüyor ebrar. Yani kendini iyiliğe kilitlemek. Hayallerini sürekli maaliyle, yüce şeylerle meşgul ettiği için hayallerini bile mala, yani şeylerden pak tutar, ayar düşüncesinden pak tutar ve yürürler hedeflerine, canlarımız kurban olsun o hedefe. İşte bu çerçevedeki bir sadakat erinin, bakın Hoca Efendi bu yani sadakat eri ifadesi geçecek metnin içerisinde. Kim bu özne? Hoca Efendi onun kahramanlığını çeşitli vasıflarla ifadelendirecek. Bu çerçevedeki bir sadakat erinin sevda ölçüsünde bir tek derdi vardır. Nedir sevdanız? Yani bunu size sormak isterim. Nedir sevdanız? Sevda ölçüsünde, bu benim sevdam, ölürüm yolumdan dönmem dediğiniz şey nedir? O da herkesin Allah'ı bulup ona yönelmesidir, öyle değil mi?
Herkes Allah'ı bulsun, herkes insan olmanın lezzetini duysun, herkes yakınlığın lezzetini duysun. Herkes şu fizik aleminin arkasındaki metafiziğe, mülkün arkasındaki melekûta açılsın. Herkes maddenin arkasındaki manayı görsün, Allah'ı bulsun, ona yönelsin. Değişik kulluklardan kurtulsun herkes. Kula kul olmaktan, maddeye kul olmaktan kurtulsun ve sadece onun bendesi olsun. Hepimiz özgürleşelim. Özgürleşelim ve sadece ona kul olalım. Durdurak bilmeden dolaşır çarşı pazar ve sessiz soluğu gönlüne tercüman, bozulmamış bir vicdanın kabulüne açık bir üslupla inler durur. Bakın, çarşı pazar durdurak bilmeden dolaşır ve sesi soluğu da onun her türlü kelimesi kendi gönlünün tercümesidir. Gönlüne tercümanlık eder. Bozulmamış vicdanının kabulüne açık bir üslup bulur kendine. Ne güzel tanımlıyor Hoca Efendi bakın. Öyle bir üslup bulur ki kendine, o üslup kimseyi rencide etmez. O üslup bozulmamış her vicdanın tasdik edeceği ve kabul edeceği bir üslup olur. Ve o üslupla inler önüne gelen herkese. Onun her cümlesi gönlünün namesidir. Onun her cümlesi vicdanın kabulüne vabestedir. Vatandaşlarım der. Bunu kim söylüyor? Hazreti Nuh Nebi yine söylüyor. Vatandaşlarım, gelin yalnız Allah'a ibadet edin. Bu Araf suresi 56. ayet. Vatandaşlarım, gelin yalnız Allah'a ibadet edin. Edin ki sizin ondan başka ilahınız yoktur. Bakın ne yapıyor Hazreti Nuh? Biricik sevdası var, biricik sevdası. Ve gönlüne tercüman kelimelerle bozulmamış vicdanların kabul edebileceği bir üslupla nasıl çarşı pazar dolaşıp da meselesini anlatmaya çalışıyor. Vatandaşlarım, gelin yalnız Allah'a ibadet edin. Edin ki sizin ondan başka ilahınız yoktur. Bunu yapmazsanız müthiş bir günün azabının gelip tepenize ineceğinden korkarım. Bu iniltiler Nuh Nebi'ye ait nevhalardan sadece bazıları. Onun iniltilerinden, onun çığlıklarından bazıları. Ya da Hud Aleyhisselam'a dönüp bakalım. Araf suresi yine 65. ayet. Hud Aleyhisselam da kavmine şöyle diyor. Ey kavmim, sadece ve sadece Allah'a kullukta bulunun. Bakın, onları özgürlüğe çağırıyor. Sizin ondan başka mabudunuz yoktur. Hala ona karşı gelmekten sakınmayacak mısınız? Onları davet ediyor ve ne güzel bir üslupla davet ediyor. Ve Şuara suresine bakalım şimdi. Adanmış ruhların müşterek beyanına bakalım. Bu Şuara suresinde bu okuyacağımız meal, okuyacağımız ayetleri hem Hazreti Nuh, hem Hazreti Hud, Hazreti Salih devam ediyoruz. Hazreti Salih'ten sonra Hazreti Lut, sonra da Hazreti Şuayb Aleyhisselam. Bu beş peygamberin dilinden peş peşe veriyor aynı ayetleri Cenab-ı Hak. Farklı zamanlarda kendi kavimlerine karşı aynı cümleleri kuruyorlar, dikkat edin. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Şimdi Allah'a karşı gelmekten sakının ve beni dinleyin. Ben bu hizmetlerden ötürü sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan Rabbül Alemin'dir. Bakın, cümle hep aynı. Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Beş peygamberin dilinden arka arkaya Şuara suresinde. Güvenilir bir elçiyim. Resulün emin. Sonra şimdi Allah'a karşı gelmekten sakının ve beni dinleyin. Ben bu hizmetimden ötürü sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Bakın, cümle çok önemli bir cümle. Ücret beklemiyorum. Neydi? Adanmışlar. Adanmışların en önemli özelliği beklentisizlik. Onlar Allah'ın rızasından gayri hiçbir şey beklemezler. Ve bu peygamberlerin dilince tekrar ediliyor. Ben sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan Rabbül Alemin'dir. Şuara suresi 107-109. Ayetler. Bu samimi ifadeler de o adanmış ruhların müşterek beyanı der.
ve her zaman gönlünün namelerini duyurur, duyurur ya da duyanların yardımına koşar, koşar da ey kavmim, şimdi peygamberler bunu duyuruyor, bir de duyuranların yardımına koşanlar var. Kim aklınıza kim geliyor? Yasin suresindeki Habibi Necar geliyor zannediyorum. Hoca Efendi onun için de koç yiğit diyor. Koç yiğit, Habibi Necar. Ne yapıyor Habibi Necar? O bir peygamber değil. Koşa koşa yardıma koşuyor. Kimin yardımına koşuyor? Hazreti İsa Aleyhisselam'ın havarileri olduğu söyleniyor biliyorsunuz. Antakya bölgesine gidiyor. İki tane havarisi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın. Halkı davet ediyorlar. Sonra bir üçüncüsünü gönderiyor. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın üçüncü havarisi geliyor. Ve onlar halkı, Antakya halkını hakikate davet ediyorlar. Onlar Antakya halkı taşlamakla, recmetmekle tehdit ediyor havarileri. Tam o sırada şehrin en uzağından koşa koşa bir kahraman geliyor. Halkın içinden, o halkın, Antakya halkının içerisinden birisi bu, o kavmin içinden birisi koşa koşa. Aksal Medine diye geçiyor ayeti kerimede. O Aksal Medine, yani Medine'nin en uzağından koşa koşa gelen o Habibi Necar, bakın ne diyor? Ey kavmim, uyun bu elçilere. Kim o elçiler? Allah'ın elçileri. Kimin o elçiler? Peygamber elçileri. Kim onlar? Asfiyaullah, Evliyaullah. Biz de öyle diyoruz ya, uyun elçilere diyoruz. Uyun elçilere. Ey kavmim, uyun o elçilere. Uyun ki hizmetleri karşılığında sizden bir ücret istemiyorlar. Bakın cümle hep aynı. Peygamberler diyor ki biz sizden bir ücret istemiyoruz. Ücretimiz Rabbül Alemin'e aittir. Habibi Necar diyor ki onlar sizden hizmetleri karşılığında ücret istemiyorlar. Hizmet o yüzden beklentisizliğin üzerine inşa edilmesi gereken bir şey. Çünkü peygamber mesleği. Ve kendileri de dosdoğru yoldalar. Bakın iki şey söylüyor. Koşa koşa geliyor ve vicdanlara sesini duyuracak iki şey söylüyor. Hizmetleri karşılığında onlar sizden bir şey istemiyor ve dosdoğru yoldalar. Dosdoğru bir yoldalar. Hem ne oluyor ki bana ibadet etmeyin beni yaratana? Bakın mealin şiirselliğine bakın. Bunlar Habibi Necar'ın cümleleri. Hem ne oluyor ki bana ibadet etmeyin beni yaratana? Ve zaten hepimizin dönüşü de ona. Şiir mısraları gibi bakın. Ne oluyor ki bana ibadet etmeyin beni yaratana? Hem hepimizin dönüşü de ona. Ben Cenab-ı Hak dilemeyince hiçbir zarar vermeyecek olan ve şefaatleri de hiçbir işe yaramayan, nihayet beni kurtaramayan kimseleri mabut edinir miyim? İşte o yüzden Aksal Medine, o yüzden şehirden uzaklaşmış. O yüzden o şehrin düştüğü, o şehir halkının düştüğü, çamurun içerisine düşmemiş, uzak durmuş o şehrin günahından, batıl düşüncelerinden, fikirlerinden uzak kalmayı seçmiş. Ne diyor bakın? Cenab-ı Hak dilemeyince hiçbir zarar vermeyecek olan ve şefaatleri de bir işe yaramayan, nihayet beni kurtaramayacak kimseleri ben hiç mabut edinir miyim diyor. Edinirsem o zaman apaçık bir sapıklık içindeyim demektir. Şimdi iyi dinleyin. Ben o herkesin Rabbi, Rabbimize iman ediyorum diyor. Şimdi bakın koştu geldi ve davete icabet etti. Hem halkını uyarıyor hem de davete icabet ediyor. Şimdi iyi dinleyin diyor. Ben herkesin Rabbi, benim de Rabbim olan Allah'a iman ediyorum diyor. Sonra devam ediyor bakın ayeti kerime. Ardından ona haydi cennete git fermanı geliyor. Buradan niye anlıyoruz? Allah bize bunu söylemiyor ama anlıyoruz ki şehit etmişler onu. Hani ölümle tehdit ediyorlardı ya, biliyorsunuz Hazreti İsa Aleyhisselam'ın havarilerini. İşte anlıyoruz ki Habibi Necar'ı öldürüyorlar, şehit ediyorlar. Ona haydi cennete gir deniliyor. Ve ayeti kerime şöyle devam ediyor. Haydi buyur cennete fermanı gelir, o ise
derin bir civan mertlik hissiyle, ah keşke halkım Rabbimin beni affedip de ikramlara mazhar kıldığını bilselerdi der. Bakın halkı onu şehit etmiş, o halkına karşı yine ne kadar şefkatli. Yine tebliğ düşüncesi, yine kurtarma düşüncesi içerisinde diyor ki, ah keşke kavmim bilselerdi. Keşke bilselerdi, bu peygamberane bir cümledir. Sizin de cümleniz olsun, keşke bilselerdi. Keşke halkım Rabbimin beni affedip de ikramlara mazhar kıldığını bilselerdi. Yasin suresi 20-26. ayetler bunlar. Bir gün sizinle Habibi Necar'ın özel olarak onun dersini de yapmayı arzu ederim. Şeklinde mırıldanarak Allah ve onlar karşısında tavır ve duruşunu ortaya koyar. Bakın makalenin adı neydi? Allah ve hadiseler karşısında tavır ve duruş. Şimdi bu Habibi Necar Hazretleri'nin Allah karşısındaki ve hadiseler karşısındaki tavrı ve duruşu, bunu ortaya koyuyor. Ve diyor ki Hoca Efendi, gökte meleklerin soluklarına denk bu gönül çığlıkları, menkıbelerin Habibi Necar diye naklettikleri o Koçi'de ait diyor. Öyle soluklar ki bunlar, öyle cümleler ki hadiseler karşısındaki duruşu onu alıyor, meleklerin soluklarına denk çığlıklara dönüştürüyor cümlelerini. Ve onu koç yiğit haline getiriyor o hadiseler karşısındaki duruşu. Üstad ne diyordu? Kainata meydan okumak diyordu buna. Nasıl hadiselere meydan okuyor görüyor musunuz? Nasıl ölüme meydan okuyor? Nasıl kavmine meydan okuyor? Ve bu meydan okuyuş nasıl hak namına bir meydan okuyuş? Menkıbelerin Habibi Necar diye naklettikleri o Koçyiğit'te ait bu cümleler. Şimdi bir örnek daha verecek Hoca Efendi. Habibi Necar deyince Kur'an-ı Kerim'de aklınıza ikinci bir örnek daha gelsin. O örnek de Mümin-i Ali Firavun örneği olsun. Aynı izlek çünkü, aynı mana. Mümin-i Ali Firavun'un hikayesini, menkıbesini, şimdi çok özür diliyorum, kıssasını düzeltiyorum, menkıbedi, kıssasını şimdi okuyacağız. Uzun bir kıssası var Kur'an-ı Kerim'de ama burada bir bölümünü nakledecek Hoca Efendi. Çok benziyor Habibi Necar'ın hikayesine ve sureye ismini veriyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de bir mümin suresi, bir de müminun suresi var. Bu mümin suresi ve Kur'an-ı Kerim'deki sureye adını veren Mümin-i Ali Firavun. Mümin-i Ali Firavun şu demek, Firavun'un ailesinden bir mümin. Firavun'un ailesinin içinden, yani onunla aynı soydan geliyor. Efendim Hazreti Asiye'nin, Asya validemiz diyor ona Hoca Efendi. Asya validemizin abisi olduğu rivayet ediliyor Mümin-i Ali Firavun'un. Ve Firavun'un ordularının da kumandanı. Öyle hani hem makam, mevki, soy, sop olarak çok kıymetli birisi. Ama imanını gizliyor. Ayette ifadelendiriyor. Bu imanını ketmediyor. Ama Firavun Hazreti Musa Aleyhisselam'ı ölümle tehdit ettiğinde ortaya çıkıyor ve olağanüstü bir konuşma yapıyor. Sayfalarca sürüyor konuşması Kur'an-ı Kerim'de. Allah diyor ki Hoca Efendi, pek çok peygambere Cenab-ı Hak o kadar yer ayırmıyor Kur'an-ı Kerim'de. Sayfalarca yer ayrılıyor ona, Mümin-i Ali Firavun. Ve işte ondan örnek veriyor Hoca Efendi, onun hadiseler karşısındaki duruşu, onun Allah karşısındaki duruşu, bir de Firavun hanedanı içerisinde meçhul mümin. Meçhul çünkü imanını ketmediyor, meçhul çünkü adını bilmiyoruz. Ona ne diyor Kur'an? Mümin-i Ali Firavun, Firavun ailesinden bir mümin, adını bilmiyoruz. Ben onun o gürül gürül sesini ne zaman duysam diyor Hoca Efendi, yüreğim hoplar. Benim de yüreğim hopluyor onun sesini ne zaman duysam. Gerçekten gürül gürül bir sesi var. Bu aslan yürekli yiğit ne o diye başlıyor cümlesine. Ne o? İnsan, yani Hazreti Musa Aleyhisselam, bir insan Rabbim Allah'tır dediği için onu öldürecek misiniz? Ve bunu Firavun'un önünde, Firavun'un adamları, meleleri önünde söylüyor. Ne o, Rabbim Allah'tır dedi diye bir insanı öldürecek misiniz? Bu aynı cümleyi daha sonra Hazreti Ebu Bekir kuruyor biliyorsunuz, Peygamber Efendimiz'e saldırıyorlar.
Efendimiz'i öldürmek için saldırıyorlar. Hazreti Ebubekir kendini ortaya atıyor ve ne o Rabbim Allah dediği için bir insanı öldürecek misiniz diye soruyor. Ve böyle başlıyor sözlerine. En belli nasihatlerle insani duygu ve düşünceler üzerinde sur sesi gibi bir tesir icra edecek beyanlarda bulunuyor. Bakın çok belagatli bir konuşma yapıyor. Çok büyük bir hatip. Çok belagatli bir konuşma yapıyor. Ve adeta sesi ölülerin üzerinde sur tesiri yapıyor. Sura üflendiğinde ölüler nasıl diriliyorsa işte ölmüş vicdanlar da öyle ses veriyor Mümin Ali Firavun'un o hitabı karşısında. Bir gün onun dersini yapalım inşallah. Teala Mümin Ali Firavun'u konuşalım inşallah. Ve sur tesiri icra edecek beyanlarda bulunur, sinelere haşyet salar. Herkes uyanır, saygı duyar. Ve bazı ruhlar üzerinde korkunç bir ürperti oluşturur onun cümleleri. Bazı ruhlar üzerinde de inşirah hasıl eder. Bazıları inşirah duyar, bazıları ürperirler. Ve sonra da söylemesi gerekli olan en önemli hususu yiğitçe haykırır. Bakın, Firavun'un ölüm tehditleri karşısında korkusuzca haykırır ve şöyle der. Şüphesiz sizin beni tapmaya çağırdığınız putların böyle bir çağrıya değer hiçbir yanı yoktur. Hepimizin dönüşü Allah'adır ve o gün haddi aşan mütecavizler cehennemi boylayacaklardır. Zamanı gelince benim bu söylediklerimi hatırlayacaksınız. Artık ben şimdilik işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz Allah kullarını görüp gözetendir. Biz bu derslere başlarken bir dua yapıyoruz. Rabbi şrahli sadri duası yapıyoruz biliyorsunuz. O duayı Mümini Ali Firavun'un bu cümleleriyle tamamlıyoruz. Dua biliyorsunuz Hazreti Musa Aleyhisselam'ın duası. Ama ve üfevvuzu emri ilallah innallahi basirun bin ibad cümlesi Mümini Ali Firavun'un cümlesi. Hoca Efendi o cümleyi getiriyor, Hazreti Musa'nın duasına ekliyor ve bakın şöyle bitiriyoruz duamızı, Rabbi şrahli sadri duasını. Ben işimi Allah'a havale ediyorum, şüphesiz Allah kullarını görüp gözetendir. Bakın bu cümlede bir tevekkül ifadesi var, farkındasınız. Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Şüphesiz, sonra da inayet ve riayet. İnayet ve riayet istiyoruz Allah'tan. Şüphesiz Allah kullarını görüp gözetendir. Hazreti Musa'nın duasına Mümini Ali Firavun'un bu cümlelerini ekliyoruz ve onu da yad etmiş oluyoruz dualarımızda. Sözlerini böyle noktalıyor Mümini Ali Firavun. Uzun konuşmaları var onun. Hoca Efendi'nin de çok güzel tefsirleri var. İnşallah mütalaa edeceğiz sizinle. Sözlerini böyle noktalıyor. Şimdi bakın nasıl bir duruş. Hem Allah karşısında nasıl bir duruş, hem hadiseler karşısında nasıl bir duruş. Mümini Ali Firavun'un bu konuşması, bu çıkışı karşısında Firavun ne yapıyor biliyor musunuz? Firavun geri çekiliyor. Adeta böyle hani pusan, kuyruğunu diken bir şey gibi, hayvan gibi Firavun geri çekiliyor. Ve ben hani kavmimin iyiliğini düşünüyorum kabilinden cümleler kurmaya başlıyor. Onu hani Hazreti Musa'yı nasıl bir tehlike gördüğünü ifadelendirmeye çalışıyor ama ciddi manada geri çekilmek zorunda kalıyor bu gür ses karşısında. Onun onların bu çerçevedeki civan mertliklerine, işte civan mertlik bu. Hoca Efendi'nin çok kullandığı bir sıfat biliyorsunuz civan mertlik. Allah hepimizi civan mertlerden eylesin. Civan mertlik Allah ve hadiseler karşısındaki bu duruşun adı. Mümini Ali Firavun'un duruşunun adı, Habibi Neccar'ın duruşunun adı. Onların bu çerçevedeki civan mertliklerine bazen dalalet ve safahat diyen, sefahet diyen, bazen onları yurtlarından, yuvalarından çıkarma ile korkutan, bazen intisap edenlerin ellerini ayaklarını kesmekle tehditte bulunan, bazen onları toptan hor ve hakir gören, bazen nebilerin peygamberane tavırlarını putlar tarafından çarpılmaya bağlayan, bazen de mürşitleri taşa tutacaklarından söz eden ve hemen her zaman siz de bizim gibi birer insansınız diyerek onları hafife alan, olabildiğine azgın, olabildiğine küstah, saygısız, mağrur, bencil,
Kin, nefret ve öfke yığınlarına karşı bu azim ve irade insanları hep kararlı davranmış ve gürül gürül konuşmuşlardır. Bu gürül gürül konuşmalara devam edeceğiz. Ama dikkat edin, bakın, hani gürül gürül konuşmak böyle bir hitabet özelliğiymiş gibi görünüyor ama kimlere karşı gürül gürül konuşuyorlar? Hangi hadiselere karşı gürül gürül konuşuyorlar? Dikkat edin buna. Hoca Efendi dedi ya, hani ellerini ayaklarını kesmekle tehdit eden. Hatırlayın, onlara da selam gönderelim buradan. Firavun'un sihirbazlarını hatırlayın. O sihirbazlar ellerinin ayaklarının kesilmesi tehdidi karşısında gürül gürül Firavun'a biz Musa'nın ve Harun'un Rabbine iman ediyoruz demediler mi? Ve evet, idam edildiler. Ama öyle gürül gürül cümleleri kurabildiler o zalim karşısında. Onlar kendilerine hakaret eden, dalalettesiniz, sefahattesiniz diyen, onları yurtlarından, yuvalarından çıkarmakla korkutan, çıkaranlara karşı bu cümleleri kuruyorlar. İntisap edenlerin ellerini ayaklarını kesmekle tehdit edenlere bu cümleleri kuruyorlar. Bazen insanları toptan hor görenlere karşı bunları kuruyorlar. Biliyorsunuz Firavun halkını aşağıladı diyor Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak. Halkı da ona itaat etti diyor. O aşağılamalara karşı bu cümleleri kuruyorlar. Bazen de nebilerin o peygamberane tavırlarını kendi putlarının o peygamberi çarpmasına bağlayan, taşa tutmakla tehdit eden, bundan söz eden, Hazreti İsa'nın havarilerinde olduğu gibi, ya da Kehf ashabı hani Yemliha'yı pazara gönderirken ayet-i kerimede diyor ya, dikkat et, telattufta bulun, yoksa seni taşlarlar diyorlardı, hatırlayacaksınız. Bu taşlamayı sadece taş atma, ölüm tehdidi olarak görmeyin, itibarsızlaştırma da bir recm hadisesidir biliyorsunuz. İtibarsızlaşma, itibarsızlaştırma bir recmdir. Sözlü saldırılar bir recmdir. İftiralar recmdir. İşte onlar, onları itibarsızlaştırmakla, öldürmekle tehdit eden, buna karşı, bunlara karşı, üstelik de şöyle de diyen bütün peygamberlere, siz de bizim gibi bir insansınız diyerek onları hafife almaya, alay etmeye çalışanlar. O azgın ve küstah, onlara karşı bu cümleleri kuruyorlar. Habibi Necar onlara karşı bu cümleleri kuruyor. Mümini Ali Firavun onlara karşı bu cümleleri kuruyor. Sizin tek Rabbiniz ben değil miyim diye soran bir Firavun'a karşı konuşuyor Mümini Ali Firavun. O küstahlara, o saygısızlara, o mağrur bencillere, o kin, nefret ve öfke yığınlarına karşı bu cümleleri kuruyorlar. Ve hep kararlı davranıyorlar onlara karşı. Bir kere hani ortaya çıkıp bir cümle kurup da ondan sonra geriye çekilmiyorlar. Hep aynı istikamette gürül gürül konuşuyorlar. Şimdi peygamber cümleleriyle devam edeceğiz. Tufan peygamberi Hazreti Nuh'la devam edelim önce. Şöyle de diyor Hazreti Nuh Aleyhisselam kendi kavmine. Ey kavmim, eğer aranızda bulunmam ve Allah'ın ayetlerini size hatırlatmam size ağır geliyorsa, bilmiş olun ki ben yalnız Allah'a dayanıp güvendim. Şimdi siz Allah'a ortak koştuğunuz o bütün putlarınızı da toplayıp bir karar birliğine varın. Varın da bana ne yapmak istiyorsanız yapın diyor Hazreti Nuh. Bana ne yapmak istiyorsanız yapın. Putlarınızı da toplayın. Karar birliği yapın. İçinizde dert kalmasın, şu şeyi de yapamadık diye dert edinmeyin diyor ayet-i kerimede Hazreti Nuh. Sonra da eman vermeyin bana. Elinizden geleni ardına koymayın diyoruz ya. Bana eman vermeyin, ne yapacaksanız yapın diyor Hazreti Nuh. Nasıl, bakın, bir meydan okuma. Kainata meydan okuma. Zulme meydan okuma. Bu duruş, gürül gürül ses tufan sahibine aittir diyor. Hoca Efendi Yunus suresi 71. ayeti okuduk. Şimdi Araf suresi 89. ayeti okuyacağız. Şuayb Aleyhisselam'ın gürül gürül sesini işiteceğiz. Şöyle diyor Şuayb Aleyhisselam, Allah bizi, sizi ve o batıl ve sapık anlayışınızdan kurtardıktan sonra, Allah bizi, düzeltiyorum, sizin o batıl ve sapık anlayışınızdan kurtardıktan sonra, kalkar da tekrar sizin o çarpık tefekkürlerinize dönersek, Allah'a karşı apaçık iftira etmiş oluruz. Allah göstermesin,
Böyle bir şeyi yapmamız asla söz konusu değildir. Biz yalnız Allah'a güvenir, biz yalnız Allah'a dayanırız. Şimdi ey Rabbimiz, sen bizimle kavmimiz arasındaki problemi çöz, hakkı ishar buyur. Sen problemleri en iyi çözensin diye bitiriyor cümlesini. Rabbimiz, bu bizim de duamız, bizimle kavmimiz arasındaki problemi çöz, hakkı ishar buyur. Sen problemleri en iyi çözensin. İşte bu meydan okuyuş diyor Hoca Efendi. Tam manasıyla bir meydan okuyuş. Şuayb Aleyhisselam'ın meydan okuyuşu. Bakın diyor ki, ben Rabbimi bulduktan sonra sizin o batıl, sizin o sapık anlayışlarınıza döner miyim hiç diyor. Kalkar da sizin o çarpık tefekkürlerinize döner miyim Rabbimi bulduktan sonra? Yolumu bulduktan, istikametimi bulduktan, peygamberimin izini takip ettikten sonra sizin zulmünüze boyun eğer miyim? Ve değerli dostlar, yine Hud Nebi'nin duası, Kur'an-ı Kerim'de Hud Nebi'nin beyanı, meydan okuyuş beyanı. Hud suresi 54-56. Ayetler şöyle meydan okuyor Hazreti Hud. Ben Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olunuz ki ben sizin Allah'a eş ortak koşa geldiğiniz putların hiçbirini tanımıyorum. Şimdi hepiniz birden hem de hiç göz açtırmadan bana ne istiyorsanız yapın. Cümleye bakar mısınız? Ben sizin Allah'ı şahit tutuyorum. Siz de şahit olun. Sizin Allah'a eş ortak koştuğunuz putların hiçbirini tanımıyorum. Şimdi hepiniz birden hem de hiç göz açtırmadan bana ne istiyorsanız yapın. Ben sizin de benim de Rabbim olan Allah'a güvenip dayandım. Bakın nasıl bir tevekkül. Sonsuz bir kudrete iltica etmek. Ben Allah'a güvenip dayandım. O sizin de Rabbinizdir. Benim de Rabbimdir. Evet, bir başka beyan örneği, o da Şuayb Aleyhisselam'ın beyanı. Hud suresi 88. ayet değerli dostlarım. Ey kavmim, nasıl meydan okuyuşlar, nasıl birbirine benziyor, nasıl aynı ses ve solukla meydan okuyorlar, dikkat edin. Ey kavmim, şimdi eğer ben Rabbimden gelmiş delillere dayanıyorsam, o da nezdinden bana güzel bir rızık ve nasip lütfetmişse, yani ben boşuna kurmuyorum bu cümleleri, bürhana dayanıyorum, bürhan, delile. Üstelik de Rabbimden gelmiş delile dayanıyorsam, o da kendi nezdinden bana güzel bir rızık ve nasip lütfetmişse, sizin dediğiniz gibi davranırsam ona nankörlük etmiş olmaz mıyım? Hem ben sizi nehyettiğim konularda sözlerime muhalif hareket etmeyi de düşünmüyorum. Sizi bir şeye yasakladım, ona kendim uymayı düşünmüyorum. Önce kendi nefsimden başlıyorum. Aslında benim istediğim bir tek şey var, o da gücüm yettiğince toplumu ıslah etmektir. Bu konuda muvaffak kılacak olan yalnız Allah'tır. Onun için ben yalnız ona dayanıyor, ona yöneliyorum. Bakın hadise karşısında nasıl bir duruş Şuayb Aleyhisselam'ın duruşu. Ve belagat örneği bir ikaz diyor Hoca Efendi buna. Ve değerli dostlarım, şimdi de İbrahim suresi 11 ve 12. ayetlerin meallerini okuyacağız. Bu da Hazreti Nuh, Hazreti Hud, Hazreti Salih gibi yüce nebilerin ulul azmane duruşlarından bir kesit. Ulul azm zaten biliyorsunuz ulul sahip anlamına geliyor, azim sahibi, irade sahibi, kast, gayret sahibi anlamına geliyor ulul azm. Ulul azmane bir kesit bakın. Onların peygamberleri siz de bizim gibi birer beşersiniz demelerine karşılık, onlar da kavimleri, Hazreti Nuh'un, Hud'un, Salih'in, kavimler hep bunu söylüyorlar. Siz de bizim gibi bir insansınız. Buna karşılık onlar da evet dediler. Biz sizin gibi birer beşerden başka bir şey değiliz. Ne var ki Allah peygamberlik nimetini kullarından dilediğine ihsan eder. Biz Allah'ın izni olmayınca bir harika gösteremez, bir mucize ishar edemeyiz. Bizim gibi iman edenler sadece Allah'a dayanıp ona güvenirler. Hem biz neden Allah'a tevekkül etmeyelim ki? Yürüdüğümüz bu yolu, bu doğru yolu bize o gösterdi.
Biz neden Allah'a tevekkül etmeyelim ki? Yürüdüğümüz bu doğru yolu bize o gösterdi. Öyleyse biz de sizin vereceğiniz her türlü sıkıntıya sabredip katlanacağız. Zaten tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül ederler. Finale bakar mısınız? Tevekkül edenler yalnız Allah'a tevekkül ederler. Öyleyse biz de sizin vereceğiniz her türlü sıkıntıya sabredip katlanacağız. Şimdi örnekleri arka arkaya sıraladı Hoca Efendi, Kur'an-ı Kerim'in farklı sure, farklı ayetlerinden. Ve değerli dostlarım, bir de Hazreti İbrahim peygamberler babası, peygamberler babası Hazreti İbrahim'den bir örnek verelim. İş bütün tahammül fersa bir hal alınca bu defa bütün benliğiyle Allah'a yönelir ve şöyle derler, bu da Mümtehine suresi 4-5. ayetlerden okuyacağım bu meali. Ey yüce Rabbimiz, şimdi iş bütün sarpa sarmış, iş duaya kalıyor, ilticaya kalıyor, siyanet ve inayet istemeye kalıyor, riayet istemeye kalıyor. Şöyle diyor Hazreti İbrahim, ey yüce Rabbimiz, biz yalnız sana dayanıp güvendik. Yalnız sana dayanıp güvendik. Sana dayandık, sana güvendik, bütün ruhu canımızla sana yöneldik. Ne güzel meal verdi Hoca Efendi. Biz ruhu canımızla sana yöneldik ve sonunda senin huzuruna varacağız. Ey ulu Rabbimiz, bizi kafirlerin imtihanına maruz bırakma. Affet bizi, sen aziz ve hakimsin. Ne güzel bir dua bakın. Tekrar edelim ey yüce Rabbimiz. Biz yalnız sana güvenip sana dayandık. Bütün ruhu canımızla sana yöneldik. Ve sonunda senin huzuruna varacağız. Ey ulu Rabbimiz, bizi kafirlerin imtihanlarına maruz bırakma. Affet bizi, sen aziz ve hakimsin. Bunlar peygamberler babası Hazreti İbrahim'den yoldakilere bir demet teslimiyet mesajı diyor Hoca Efendi. Size bir demet, Hazreti İbrahim'den size bir demet geldi. Teslimiyet mesajı demeti. Aslında iradeleri sağlam diye devam ediyor Hoca Efendi. Duruşları da yerinde, bu gönül insanlarının hemen bütünü hep aynı hedefi kollamış, aynı çizgide hareket etmiş ve aynı değerlere saygı duymuşlardır. Onların duygu, düşünce ve davranışlarında hep aynı şeyler nümayandır. Öyleyse hani bizim de davranışlarımızda aynı şeyler nümayan olması gerekiyor. Yol o yol, çünkü peygamber yolu. Mesajlarında aynı dava, aynı davet birliği göze çarpıyor, öyle değil mi? Dava birliği ve davet birliği göze çarpıyor mesajlarında. Ayrı ayrı devir ve ayrı ayrı coğrafyalardan neşet etmiş olmalarına rağmen hemen hepsinin de aynı misyonun temsilcileri olduğu açıkça müşahede edilmektedir. Bunların en bariz özellikleri ise hemen bütün faaliyetlerini Allah'ın rızasına bağlı götürmeleri, mücadelelerinde sadece ve sadece onun kudret ve inayetine dayanmaları, hiçbir güce dayanmıyorlar bakın, sadece Allah'ın kudretine, sadece onun inayetine ve onun siyanetine sığınmaları, onun korumasına sığınmaları, onun namına hareket etmeleri, Allah namına hareket etmeleridir. Bakın, dava birliği, davet birliği ve hepsinin ortak özelliği bu. Sadece onun kudretine, onun inayetine dayanmak, onun siyanetine sığınmak, Allah rızasına bağlı götürmek davetlerini. Bu kutsilerin asıl vazifelerine gelince, o da insanları küfür ve dalalet karanlıklarından kurtararak imanın aydınlığına çıkarmak. Ne bunların vazifesi? Bu işte. Yani insanlara bu davette bulunurken onları küfrün karanlığından imanın aydınlığına çıkarmak istiyorlar. Ruhları uyararak gönüllere hakkı duyurmak istiyorlar. Eşyanın perde önü ve perde arkasını olduğu gibi göstermek istiyorlar insanlara. Eşyanın hakikatini açmak istiyorlar insanları ve dimalardaki şüphe ve tereddütleri gidermek istiyorlar. Varlığın yüzüne nurlar saçmak istiyorlar, sizin de istediğiniz gibi. Varlığın yüzüne nurlar saçmak istiyorlar ki varlık bir kitap gibi okunsun, bir meşher gibi temaşa edilsin, bir güzellikler galerisi gibi gezilsin varlık, seyredilsin. Onda hep esma-i ilahiye okunsun, bir sanat eseri olarak yorumlansın varlık.
Bunu istiyorlar işte. Çağın idrak ufkuna göre seslendiriyorlar cümlelerini ve bu fani güzergahı baki alemlere basamak haline getirmek istiyorlar. Bu fani alemi baki alemin köprüsü, mezrası, pazarı haline getirmek istiyorlar. Hepsinin davası aynı, bizim de davamız aynı. Size sorsalar siz ne yapmak istiyorsunuz diye zannediyorum şu paragrafla cevap verebilirsiniz. Sorsam Hüsna sen ne yapmak istiyorsun şu yeryüzünde? Hüsna bana şu paragrafla cevap verebilir. Şöyle diyebilir bana. İnsanları küfür ve dalalet karanlıklarından imanın aydınlığına çıkarmak istiyoruz. Ruhları uyararak gönülleri hakka duyurmak istiyoruz. Eşyanın perde önü ve perde arkası olduğunu göstermek, dimağları şüphe ve tereddütlerden kurtarmak istiyoruz. Varlığın yüzüne nurlar saçmak istiyorum ben Emine abla diyebilir. Varlığın yüzüne nurlar saçmak istiyorum ki o bir kitap gibi okunsun. Bir meşal gibi temaşa edilsin ve bir sanat olarak yorumlansın, resmedilsin. Ve çağın idrak ufkuna göre yapmak istiyorum ben bunu Emine abla diyebilir. Ona göre seslendirmek istiyorum. Şu fani güzergahı baki alemin basamağı, köprüsü, mezrası, pazarı haline getirmek istiyorum diyebilir. Bu hususların bir bölümünü ifade sadedinde Kur'an, Efendiler Efendisi'ne, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme, bu Kur'an Rabbinin izniyle insanları karanlıklardan nura çıkarman ve üstün kudret sahibi olan her icraatıyla övgüye layık bulunan Allah yoluna iletmen için sana indirdiğimiz bir kitaptır ferman ediyor Allah bak. Yani Allah bize bu cümleyi kuruyor. Bu sen nedir Efendimizin misyonu nedir bizim misyonumuz? Bu Kur'an Efendiler Efendisi'ne bu Kur'an Rabbinin izniyle insanları karanlıktan nura çıkarman için indirildi deniliyor. Üstün kudret sahibi olan ve icraatıyla övgüye layık bulunan Allah yoluna insanları iletmen için bu Kur'an gönderildi. Ferman etmekte bize peygamberlik misyonunun bir çerçevesini sunmaktadır. Bu konuda Efendimiz yalnız da değildir. Hazreti Adem'den Hazreti Musa'ya, ondan Hazreti İsa'ya kadar hemen her nebi aynı hizmeti görmüşlerdir. Kur'an aynı surede mevzuu Hazreti Musa'ya bağlayarak şöyle buyuruyor. Doğrusu biz milletini karanlıklardan aydınlığa çıkarsın ve onlara Allah'ın gelecekteki farklı ve önemli günlerini hatırlatsın diye Musa'ya da ayetlerimizi gönderdik. İbrahim suresi 5. ayet. Biz milletini karanlıklardan aydınlığa çıkarsın diye Musa'ya kitabı gönderdik, Tevrat'ı gönderdik diyor Cenab-ı Hak. Evet, gerçi çok ciddi bir sorumluluk duygusu, sarsılmaz bir irade, sağlam bir karakter isteyen bu yüce misyonun temsilcileri de tıpkı bizim gibi birer beşerdirler. Doğru. Bu misyonu ifa edenler yani onlar da diyorlar ya biz de sizin gibi bir beşeriz. Kavimleri de onlara diyorlar siz de bizim gibi bir insansınız. Doğru onlar bizim gibi birer beşerler ama azimli, imanlı olabildiğine doğru son derece emin vazifelerinin şuurunda hak rızası konusunda fevkalade hırslı, günahlara karşı her zaman dimdik ve kararlı, insanları doğru yola çağırmada da tutku şeklinde bir yaklaşımları olan, tutku şeklinde insanları doğru yola çağıran, öyle yaşayan doğru yola çağırmayı farklı birer beşerdirler. Beşerdirler doğru ama sarsılmaz iradeleri, sağlam karakterleriyle bambaşka insanlar. Farklı birer beşer. Durdurak bilmeden irşat der koşar. Her zaman vazifelerini derin bir iştiyakla yerine getirir. Gereklilik ve şen-i rububiyetin gereğine karışmaz. Neticenin hesabıyla meşgul olmaz. Sadece ve sadece Rabbin teveccühünü beklerler. Ne güzel bakın. Fevkalade hassasiyetle sadece vazifelerini yerine getiriyorlar. Şuurla yerine getiriyorlar. Ama neticeye karışmıyorlar. Fermanın ona ait olduğunu itiraf eder, onun hükmüne kazasına bin can ile inkıyatta bulunurlar. Bu da Nabi'nin şiiri, hükmü kazaya
Bin can iledir inkiyadımız. Bin can ile inkiyatta bulunurlar, kazaya razı olurlar, Allah'ın hükmüne razı olurlar. Kadere asla taş atmaz, kaderi tenkit etmez, kendi kardeşlerini suçlamazlar. Bunlar şer'i ve tenzili hususlara olabildiğince riayetin yanında tekvini emirleri görüp gözetmekten de kaynaklanan bir titizliktir. Yani sadece şer'i emirlere riayet etmez, kevni emirlere, tekvini emirlere de riayet ederler. Yani sebeplere de hassasiyetle riayet ederler. Bunların hem Kur'an hem kainat hem muhatapları hem Rableri karşısında olabildiğine sağlam ve tutarlı duruşları var. Yani onları mukarrabin haline getiren, ebrarı ebrar haline getiren şey Rab karşısında ve hadiseler karşısındaki duruşları. Fevkalade ulul azmane, yani seçkinlere has bir duruş sergilemiş olmaları. Bu seçkin kimselerin himmetleri öylesine yüksektir ki ne elde ettikleriyle yetinirler ne de kaçırdıkları fırsatlarla yese düşerler ve paniğe kapılırlar. Başarılarını Allah'tan bilirler, falsolarını ise nefislerine verirler. Bu bizim biliyorsunuz yolumuzun dört hatvesinden, dört adımından, bizim seyri sülûğumuzun dört adımından bir tanesi. Bütün başarıları Allah'a vermek ama falsoları nefisten bilmek. Her zaman düz durur, devrilmemeye çalışırlar. Es kaza bir sarsılma söz konusu olursa hemen doğrulur ve yollarına devam ederler. Ne dünyevi imkanlardan kazandıklarına aşırı sevinip de çılgınlığa girerler, ne de yine dünyevi imkanlardan kaçırdıkları imkanlardan ötürü tasa ve keder yaşarlar. Bütün masariyetlerini haktan bilirler ve bir yandan imtihan ediliyor olabilecekleri mülazasıyla tir tir titrerken, diğer yandan da bütün iyilikleri, güzellikleri Allah'a bağlayarak onun huzuru mehabetinde her zaman saygıyla iki büklüm olurlar. Onların bu sağlam duruşları karşısında da Allah bu seçkinlerden seçkin kimseleri asla yalnız bırakmaz. Onları dünyada nusretiyle teyit eder, yeryüzü mirasçıları yapar onları. Geldi, iş nereye bağlandı? Yeryüzü mirasçılığına. Onların bu sağlam duruşları karşısında Allah bu seçkinlerden seçkin kimseleri asla yalnız bırakmaz. Onları dünyada nusretiyle teyit ederek yeryüzü mirasçıları olmakla şereflendirir. Ahirette de Cennetül Firdevs'in varisleri kılar. Onlar varislerdir. Müminin suresi de böyle başlıyor biliyorsunuz. Müminlerin vasıflarını sayıyor Allah. Sonra onlar varislerdir diyor. Onlar dünyada da varislerdir, yeryüzü varisleridir. Yeryüzü mirasçılarıdırlar, miras varisleridir. Aynı zamanda da ahirette de Cennetül Firdevs'in varisleridir. İşte şahidi diyor Hoca Efendi. Enbiya suresi 105. ayet. İşte şahidi. Şu bir gerçektir ki diyor Cenab-ı Hak, biz zikirden yani Tevrat'tan sonra Zebur'da da dünyaya salih kulların varis olacak diye buyurduk. Öyle yazdık diyor Cenab-ı Hak. Ve dünya onların rengine boyanacaktır diye Hoca Efendi bunu meallendiriyor. O varislik ne demek? Dünya onların rengine boyanacaktır şeklinde yazdık. İşte gerçek mirasçılar bunlardır ve bunlar Firdevs cennetlerinde ebedi kalacak olanlardır. Müminun suresi 10. ve 11. ayette işte bu. Müminun suresi 10 ve 11. ayette Allah şöyle diyor. İşte gerçek mirasçılar bunlardır ve bunlar Firdevs cennetlerinde ebedi kalacak olanlardır. Bitti makalemiz. Bu yüce kametlerin iç dinamikleri ve misyonlarının çerçevesi ayrı bir makaleye konu teşkil edecek kadar geniş olduğundan biliyorsunuz o makaleler yeryüzü mirasçılarının vasıfları makalesi. Bu makale o makalelere giden yolu döşüyor farkındasınız. Ve müstakillen tahlil edilmesi gerektiğinden konuyu şimdilik burada noktalamak istiyorum demiş Hoca Efendi. Biz de konuyu böylece noktalayalım değerli dostlarım ve biz de
Allah ve hadiseler karşısındaki duruşumuzu belirleyecek dualarla taçlandıralım dersimizi. Ne büyük duruşlar. Hoca Efendi'ye şu sorulmuştu değerli dostlarım. Hapisteki kardeşler çok bunaldılar, Türkiye'deki kardeşler çok bunaldılar. Onlara ne tavsiye edersiniz diye soruldu. Hoca Efendi de dedi ki meal okusunlar. Bak, meal okusunlar dedi Hoca Efendi. Bu ayetlerin üzerinden geçin, bu kıssaların, bu peygamber kıssaların üzerinden geçin. Hadiseler karşısında peygamberane duruşun nasıl olduğunu Allah size adeta defalarca talim ettiriyor. Hazreti İbrahim'le talim ettiriyor, Hazreti Nuh'la talim ettiriyor, Hazreti Zekeriya'yla talim ettiriyor, Hazreti Yahya'yla talim ettiriyor ama talim ettiriyor. Arka arkaya talim ettiriyor, Hazreti Hud'la, Hazreti Salih'le, efendim Hazreti Lut'la talim ettiriyor Cenab-ı Hak bize. Peygamberane bir duruş Allah karşısında, hadiseler karşısında nasıl olur? Tevekkül ve teslim nasıl olur? Allah'a dayanmak nedir? Bütün peygamber kıssalarının bakın izleyi hep aynı. Ne dedi Hoca Efendi? Davaları aynı olduğu gibi, davaları aynı olduğu gibi yöntemleri de aynı, duruşları da aynı. Dava da aynı, duruş da aynı. Evet, değerli dostlar, şimdi dualar başlamış. Dualar başlamış, Asuman başlatmış duaları. Evet, Asuman zannediyorum ayetleri paylaşmış. Evet, bunlar bizim okuduğumuz ayetler. Allah senden razı olsun, çok iyi ettin Asuman. Evet, ey Yüce Rabbimiz, ey Yüce Rabbimiz. Biz yalnız sana güvenip dayandık, sana dayandık. Bütün ruhu canımızla sana yöneldik. Ve sonunda da senin huzuruna varacağız. Ey ulu Rabbimiz, bizi kafirlerin imtihanlarına maruz bırakma. Affet bizi, sen aziz ve hakimsin diye başlatalım duamızı. Ve şuradan devam edelim. Evet. Evet, şuradan devam ediyoruz. Hüsnacığımın duasından. Ya Rabbi, nefsimize rağmen bizlere de daimi bir peygamberane duruş nasip eyle. Çok çok güzel bir dua bu sevgili Hüsna. Peygamberane bir duruş nasip eyle. Ve bizleri de nusretinle, inayetinle teyit eyle. Bizi kafirlerin imtihanlarına maruz bırakma ya Hakim. Amin, amin, amin. Ayşe Tekin'in duası, Allah'ım bütün işlerimin başı olan dinim konusunda hataya düşmekten bizi koru. Yaşadığımız şu dünyadaki işlerimizin yolunda gitmesini sağla, dönüp varacağımız ahireti kazanmamıza yardım et. Hayatımız boyunca daha çok hayır yapmamıza imkan ver. Her türlü kötülüklerden kurtulmamızı sağlayacak bir ölüm bize nasip eyle. Evet, bunu da hadis-i şeriften, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellemin hadis-i şerifinden iktibas ettik değerli dostlarım. Gülizar'ın duası, son iki paragrafa amin diyorum demiş. Gülizar, himmetini âli tut, bütün makaleye amin de. Son iki paragrafa amin diyorum, hepimiz için öyle olmayı Rabbimden niyaz ediyorum demiş. Sevgili Fatma Nur'un duası, Rabbim bizleri de o haktan fermanlı gönüllerden eyle. Sevda ölçüsünde tek bir derdi olan sadakat erlerinden eyle. Gönül çığlıkları gökte meleklerin soluklarına denk koç yiğitlerden eyle bizi. Dünyalılar değil ukbalılardan eyle bizi. Çok güzel oldu sevgili Fatma Nur. Bizleri de o haktan fermanlı gönüllerden eyle, haktan fermanlı, sevda ölçüsünde tek bir derdi olan sadakat ehlerinden eyle bizi. Gönül çığlıkları gökte meleklerin soluklarına denk koç yiğitlerden eyle, dünyalılar değil ukbalılardan eyle, gürül gürül sesiyle yürek oplatmasına rağmen adı bile bilinmeyen Firavun ailesindeki o mümin gibi bizleri de şu firavunluk asrının meçhul müminleri eyle. Bu ne yüce duadır sevgili Fatma Nur. Amin, amin, amin. Gürül gürül sesiyle yürek koplatmasına rağmen
Adı bile bilinmeyen Firavun ailesindeki o mümin gibi bizleri de şu Firavunluk asrının meçhul müminlerinden eyle.